yaşında istifa ederek dershane kurdum. O dershane 1992'de de Çorum'da ilk özel okulu açtık. Yani 92'de bugüne kadar ilk özel okulda yıllarca eğitim, öğretim ve Çorum'a hizmet ettik. Ve o dönemlerde iki okul vardı. Bir biz vardı, bir de paralel yapım okul vardı. Ama bizim kalitemizle, bizim verdiğimiz eğitimle, hiç kimseyi ötekileştirmediğimiz ve Çorum'u hepsini kucaklaştırdığımız ve genelde de bizi tercih ettiler. Ve Çorum tabii çok önemli bir illerimizden birisi. Ve biz Çorum'a harç olduk. Bu eğitim şeyle ve dershaneyle birlikte de çok kıymetli mezunlarımız oldu. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz oldu. İşte Halil İbrahim başkanımız bizim dershane mezunuydu. Muzaffer Bey bizim dershane mezunuydu. O zaman yani şu anda Asım Bey bizim öğrencimiz altında. Birçok kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, doktorlarımız, mühendislerimiz gerçekten bahsettiler. 10.000'in üzerinde üniversiteye öğrenci gönderdik o dönemden bu döneme kadar. Tabii bu arada sosyal ve faaliyetlerimiz, siyasal faaliyetlerimiz oldu. Bildiğiniz gibi 2001'de AK Parti kuruldu. 2002'den 2015'e kadar milletvekilliği sürecimiz devam etti. Üç dönem kuralı vardı. Üç dönem kuralından dolayı da biz tabii o dönemler uygulanacak durumuyla birlikte biz eğitime tekrar dönelim dedik. 2013'te Türkiye genelinde özel okullar açmaya başladı. O dönemlerde meslek teknik lisesi içerisinde sağlık bölümleri revaçtaydı. Sağlık bölümünü biz açtık bir 7 ilde ve sağlık bilimleri de daha sonra şeye dönüştü. Hemşire yardımcılığı olunca biraz intikaya uğradı. Biz de bu vesileyle bir dönüşüm sağladık. Bu dönüşüm fikir babası mimar da kızım Büşra'dır, eğitimcidir. Kendisi aynı zamanda sağ olsun bize çok büyük katkıları sundu ve şu anda da teknik okullarımızın genel koordinatörüdür. Ve yine bana destek veren oğlum Abdülhamit avukat, o da finans ve hukuk boyutuna bakıyor. Ve biraz bizim yükümüzü aldılar sağ olsunlar, hem de çok aldılar. Ve eğitim öğretimimize bu şekilde başladık. Şu anda Türkiye genelinde bizim çok güzel bir kampüsümüz var Aydın'da. İlkokul, ortaokul, anaokul ve fen lisesi olarak. Orada eğitim öğretime gerçekten böyle işte marka okullarla baş başa bir eğitim ve kalitesinde daha ötesinde. Tabii bizim farklı bir anlayışımız var. Değerler eğitimine önem veriyoruz. Örfümüze, adetimize, gelenek ve göreneklerimizi ön plan alıyoruz. Önce millet diyoruz, bayrak diyoruz, vatan diyoruz, devlet diyoruz. Ve çocuklarımızın da bu şekilde yetişmesi için bu çalışmalar yaptığımız için de açtığımız illerde gerçekten oranın hem bürokrasisi olsun hem halk olsun sahipleniyorlar. Ben tabii bütün illerdeki bize sahip olanlara da buradan huzurunuza da teşekkür ediyorum. Manisa'da ilkokul, ortaokulumuz var. Aynı zamanda da ayrı bir anaokulumuz var. Bursa'da iki tane okulumuz var. Birisi tasarım, makine tasarım, burada olduğu gibi yazılım okulu. Bir ayrı da yine ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi olarak bir kampüsümüz daha var Bursa'da. Kocaeli'nde iki tane okulumuz var, yani ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi şeklinde. Karabük'te var aynı şekilde. Eskişehir'de farklı bir konseptimiz var meslek teknik lisesi olarak. Orada da uçak bakım ve elektrik elektronik bölümümüz var. Orada gerçekten çok kaliteli eğitim öğretim veriliyor okullarımızın tamamında. Ankara'da yine elektrik elektronik bölümümüz var. Ve şu anda da Çorum'da bizim burada da 4 kampüsümüz var. Burası meslek teknik lisesi adı altında makine tasarım ve yazılım olarak burada eğitim öğretimimize inşallah May Koleji olarak devam etmiş olacağız. Kurs merkezimiz var. Yine bir de ilkokul, anaokulu ve ortaokul ayrı bir bina kampüsümüz, Anadolu Lisesi olarak ayrı kampüsümüz. Biz de buradaki farkındalığı da şöyle oluşturuyoruz. Lise öğrencilerini farklı bir yerde, ilkokul, ortaokul öğrencilerine farklı bir yerde eğitim vermek için elimize gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bizim esas gayemiz insana hizmet etmektir. Ve en önemli yatırım da
bildiğiniz gibi eğitime yapılan yatırımdır. Eğitim biraz pahalıdır ama bu pahalılığı da insanların, çocukların hem kafasına hem duygularına hem de geleceğine hizmet ettiğiniz zaman veli çocuklarının en iyi şekilde okuması için özel okullarda tercih ediyor. Aslında ben ilk başlangıçta özel okul ayrımcılığına da karşı biriydim. İlk o yıllarda, 90'lı yıllarda. Sonra da baktım ki çocuklar farkındalık oluşturmak ve rekabet ortamını oluşturmak suretiyle istesek de istemesek de bu alana giriliyor ve bu alanla birlikte başladık. Ben inanıyorum ki okullarımızda yetişen çocuklarımız hem kendisini ifade edecek, hem kendisine, hem ailesine, hem çevresine, ülkesine ve millete ve insanlık alemine hizmet edecektir diye düşünüyorum. Ve bu teknik liselerimiz de Türkiye'nin gündeminde olan geleceğin teknolojisini, işte savunma sanayisinde, işte şu anda Teknofest kuşağının yetiştirilmesinde altyapının oluşmasını sağlıyoruz. Ve diğer bir boyutunda da, çok fazla uzatmayacağım, hemen bitireceğim. Çünkü çok kıymetli misafirlerimiz var. Buradaki sanayi ile okulu bütünleştirmek ve birleştirmek. Şu anda Türkiye'de sayılı zenginlerden olan, yani şu anda Ahlatçı Holding'in Başkanı Ahmet Bey sağ olsun, bizimle protokol işbirliği yaptı. Buradaki mezun olan çocukların tamamına iş vaadi verdi. Yazılımda mezun olacak, tasarımda mezun olacak çocuklara. Burada böyle olduğu gibi Eskişehir'de de TAY aynı şekilde işbirliği yaptık. Bursa'da büyük bir iş yeriyle, Ankara'da Astor gibi firmalarla işbirliği yapıp biz buradaki aranan elemanlar niteliğinde oluşturmaya çalışıyoruz. Ben tekrar hepiniz geldiniz, saygı hürmetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyorum. Mikrofon evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Alkışlarla yerinize geçiyorsunuz. Çok sağ olun. Ve bu alanda örnek olarak gösterilmektedir. May Teknoloji Tasarım Koleji olarak Ahlatçı Holding ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatçı'ya eğitim ve istihdama katkı sağlayan işbirlikleri için bugün buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Göreve geldiği günden beri gece gündüz şehrimize hizmeti hakka hizmet olarak gören kıymetli değerimiz, Belediye Başkanımız Doktor Sayın Halil İbrahim Aşkın'ı davet ediyorum. Görüşürüz efendim. Belediye Yönetimler Başkanımız, Ankara'dan şehrimize teşrif eden davamızın büyükleri, değerli büyüklerim, değerli misafirlerimiz, değerli hanımefendiler, beyefendiler, protokolümüzü çok kıymetli üyeleri, öğrencisi olmakla gurur duyduğum değerli Murat Yıldırım Hocam ve değerli hemşehrilerim, hepinizi kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir günde, güzel bir anı paylaşıyoruz. Ve sabahtan beri gerçekten belediyeciliğin duayeni olan, Samsun'da büyük hizmetlerde bulunmuş olan belediyecilik anlamında ve Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşı Yusuf Ziya Başkanımızı şehrimizde ağırlamanın da ayrı bir heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Sabahtan beri açılışlar yaptık, heyecanla şehrimize kazandırdığımız hizmetleri anlattık ve o heyecanımızı paylaştık. Ve bugün de görüyorum ki heyecan çok kıymetli. Hatta Necmettin Erbakan Hoca bize bir şey lazım, o da heyecan, heyecan, heyecan diyor idi. Murat Yıldırım Hocam'daki heyecanı görünce bir kez daha onur duydum, kıvanç duydum. Çünkü 1992'de okul açacaksınız. Yıllar geçecek aradan ama geldiğiniz zaman o ilk günkü aşk, ilk günkü heyecanla anlatacaksınız. Burada bunu yaptık, burada şu ilde bu okulu açtık. Bunları yaptık, yapacağız ve şehrimizin insanlığın en çok insana yatırım yapılması gerekiyor. En çok ona yatırım yapmak, bu da eğitimle olur. Bu heyecanı hep diri tuttuğu için, bu heyecanı bizlere nakşettiği için, gönüllerimize koyduğu için, en güzel hizmetin millete hizmet olduğunu bize öğrettiği için, halka hizmetin hakka hizmet olduğu şuurunu bize aşıladığı için, hocam da olduğu için Murat Yıldırım Hocama büyük bir alkışla teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Şehirlerde hep büyükler vardır, ağabeyler vardır, yol açanlar vardır.
Bazen bu AB yol açan eğitim alanında yol açar, bazen ekonomide, sanayide yol açar, bazen siyasette yol açar. Bu anlamda Murat Yıldırım hocamız bunların belki de tamamı noktasında bize örnek olmuş çok kıymetli büyüğümüzdür. Eğer ahiret hesabını düzgün yapıyorsak, dünya hesabını düzgün yapıyorsak, matematik hocamız Murat Yıldırım olduğu için. Çünkü o formülleri bize çok güzel öğretti. Hesap nasıl olur? Bu millete güzel hizmet nasıl yapılır? Bunun muhasebesi nasıl olur? Matematik dersimize de girdi. Kendisi bizzat dersime girdi. Bu anlamda kendisinden biz çok şey öğrendik. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Şöyle bir baktığımız zaman okulun açıldığı dönemlerde geçmişte paralel yapı denen, sonra FETÖ olarak ifade edilen ve bu milletin kendi değerlerini sömürerek, dinini sömürerek, ekonomisini sömürerek, çocuklarını ailelerden çalarak, milletin başına, devletin başına bela olanlara karşı on yıllardır hocam gibi olanlar, milli değerlerine bağlı, devletine, dinine bağlı, ahiret hesabını güden nesiller yetiştirmek için çaba gösterdiler. Bu çaba çok önemli, çok kıymetli. Şöyle bir arkadakilerin hemen hemen çoğunu da tanıyorum. Burada bir Çorum fotoğrafı görüyorum. Farklı siyasi görüşlerden, farklı düşüncelerden olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de burada görüyorum. Demek ki Murat hocam doğru bir şey yapıyor. Ayırmadan birleştiriyor. İnsanları ötekileştirmeden, hemşehrilerimizi farklı şekilde kategorize etmeden bütün olarak, bir olarak, beraber olarak görüyor ve bunu kurumlarına yansıtıyor ve bunun da hizmetini aşkla, büyük bir coşkuyla devam ettiriyor. Bu anlamda da kendilerine kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şehrin hizmetkarı olarak, bu şehrin hizmetkarı olmanın en büyük onur ve şeref olduğu bilinciyle May Kolejler de başta olmak üzere tüm milli eğitim camiamıza, gençlerimize inşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle hizmet etmeyi, o nesli yetiştirmeyi, o nesli tüm insanlığın hizmetine sunmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Tabii buradaki açılışı ben tebrik ediyorum, kutluyorum. Rabbim nicelerini nasip etsin ve nicelerinde de bu eğitim kurumlarında da yeni destanlar yazacak Yunuslar, İbn-i Rüşler, Farabiler, Mevlana'lar yetiştirsin. Rabbim bu emeği veren herkesten razı olsun. Okulumuz, yeni dönem, yeni milli eğitim öğretim dönemi bütün öğrencilerimize, velilerimize, okullarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. 22, 23 ve 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK ve Merkez Yürütme Kurulu MYK üyeliği, önceki dönem teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerini gururla yapan Sayın Mustafa Ataş'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsümüze davet ediyorum. Sayın Valim, çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım, Parlamenterler Birliği Genel Başkanım, Milletvekili arkadaşlarım, Rektörüm, Başsavcım, Belediye Başkanım, İl Başkanımız, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız, Sivil Toplum Örgütlerinin çok değerli temsilcileri, oda başkanları, Milletvekili arkadaşlarım, çok değerli hocalarımız, kıymetli misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bugün açılışını, hizmete sunumunu yapmak üzere düzenlenen bu programa katılmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ve May Kolejlerinin Yönetim Kurulu Başkanı ve kuruluşunda bugüne kadar emeği geçen çok değerli kardeşim Murat Yıldırım kardeşimi tebrik ediyorum, kutluyorum. Biraz önce arkadaşlar da ifade ettiler. En önemli yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Evet, bir ülke için en önemli yatırım eğitime yapılan yatırımdır.
Bir ailenin en önemli yatırımı da evladına, çocuklarına yaptığı yatırımdır. Çünkü bu ülkeyi yöneten netice itibariyle insandır. Eğer insanı iyi yetiştirirseniz dünyayı değiştirirsiniz. İnsanları iyi yetiştiremezseniz negatif yönde yine dünyayı değiştirirsiniz. Bugün dünya olarak, ülke olarak yaşadığımız sıkıntıların temelinde iyi nesillerin olmayışından kaynaklanan, iyi insan olmayışından kaynaklanan sorunları aslında yaşıyoruz. Netice itibariyle dünyayı değiştirecek olan insandır ve önce insana en önemli yatırımı yapmak gerektiğini paylaşmak istiyorum. İşte uzun yıllar gerek parlamentoda gerekse parti çatısı altında birlikte hizmet yaptığımız ve gerçekten ilkeli duruşuyla ve asla ilkelerinden taviz vermeyen duruşuyla Murat Yıldırım kardeşimizle 20 yıl kadar birlikte çalışma yaptık. Eğitim yönünden çalışmalarını biliyordum. Bugün kendi doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehirde de May Teknoloji tasarım ve yazılım konusundaki yeni bir eğitim kurumunu Çorum'a kazandırmış olmasından dolayı da hem Murat kardeşimizi hem de tüm ekibi kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten tasarım ve yazılım gerek dünyanın gerekse Türkiye'nin gelecekteki en önemli mesleklerinden birisi haline geldiğini hep birlikte görüyoruz. Ve bu alanda da yetişecek nesiller, gençler inanıyorum ki Türkiye'ye yeni değerler katmaya hazır bir potansiyel olarak Çorum'umuzda, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde duruyor. Gecesini gündüzüne katarak bu tür çalışmalara katkı sağlayan bütün eğitimcileri, Türkiye'ye hizmet eden eğitim alanında nesil yetiştirme anlamında hizmet eden bütün eğitimcilerimizi tebrik ediyorum. Ve 11'inde başlayacak olan yeni 2023-24 eğitim ve öğretim yılının da hem ülkemize hem milletimize hayırlı olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Ve bu eğitim öğretim yılında görev alacak bütün öğretmenlerimizi, hocalarımızı, öğrencilerimizi ve tüm ailelerini, velileri şimdiden kutluyorum, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok fazla huzurlarınızı işgal etmek gereksiz diye düşünüyorum. Bugün bizleri buraya davet ederek güzel dostlarımızla buluşmamıza ve kaynaşmamıza, yeni dostlarla tanışmamıza vesile oldukları için Murat kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımızın Çorum'a gelmiş olmasından dolayı tekrar kendisine de teşekkür ediyorum. Burada görüşme fırsatımız oldu ve birkaç ay önce böyle bir görev kendisine tevdi edildi. Samsun'da bugüne kadar çok güzel hizmetleri olan başkanımızın bundan sonra da yeni görevinde büyük başarılara imza atacağına hiç şüphemiz yok. Belediye başkanımızı kutluyorum Çorum'a yaptığı hizmetlerden dolayı. Belediye başkanımıza da çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Aynı şekilde rektörümüze, başsavcımıza ve diğer misafir arkadaşlarımıza da görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Açılışını yapacağımız eğitim kurumunun Çorum'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını bir kez daha temenni ediyor. Hepinize en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, çok... Sayın Nevzat Bakdili konuşmalarını yapmak üzere kürsümüze davet ediyorum. Sayın Valim, saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, saygıdeğer rektörümüz, İl başkanımız, belediye başkanımız, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım.
saydığımız, sayamadığımız bütün dostlarımız, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Merkezi yönetimin temsilcisi olan dostlarımız burada. Biraz önce belki ismini zikretmekte hata ettim. Sayın Başsavcımız, belediye başkanlarımız, eğitimimizin değerli temsilcileri, siyasette bu memlekete, bu millete uzun yıllar hizmet etmiş olan arkadaşlarımız. Murat Bey'in davetiyle bir araya geldik. Evet, dostlar buluşması oldu. İnşallah buradan da yeni dostlarımızla birlikte ayrılma imkanımız olacaktır. Şunu ifade etmek isterim. Dünya Milletler Ailesi içerisinde en ön sıralarda yer alacaksak birbirimize propaganda yapmanın, hamaset yapmanın öbür tarafında ilimle, teknolojiyle, irfanla bu milletlerin en önünde olmak her birimizin görevi olmalıdır. Çünkü baktığımız zaman onlar nerede, biz neredeyiz? Bunun için bu yarışmada gayret ederek en ön safa geçmemiz gerekir. Bunun için de yapılacak olan yatırım, insana yapılacak olan yatırımdır. Kadınımızla, erkeğimizle hep birlikte yöneticilerimiz hem genel merkezlerde, hükümet nezdinde, hem mahallinde, hem siyasi partilerimizde el ele vererek birliktelik içerisinde bu ülkeyi kalkındırmak zorundayız. Bunun için de yatırımımızı insana yapmak zorundayız. Bunun başında da eğitim geliyor. Yani eğitimle ilgili olan şeyler burada hep beraber May kolejlerimizin başarı öyküsünü 1992'den bugüne anlattık. Ama bugün baktığımız zaman dünyadaki eğitim seviyelerinde biz neredeyiz, nerede yer alıyoruz, teknolojiyi ne kadar üretiyoruz ve yerin üstü, yerin altı, gökyüzü hepsi bize bu sahar kılındığına göre bugünkü şu depremler, diğer ortaya çıkan felaketler şunu gösteriyor ki taşın da, suyun da, bitkinin de, toprağın da, çimenin de hepsinin bir önemi vardır. Yani bir yerlere baktığımız zaman o kaldırılan her taşın, yok edilen her canlının bu dünyadaki olacak olan olayları menfi yönde etkilediğini hep beraber bilmemiz gerekiyor. Bunu da öğretecek olan, bunu insanlara bildirecek olan eğitim kurumlarındaki kardeşlerimizdir. May kolejlerimizin kurucusu Murat Yıldırım ve mesai arkadaşlarını ben canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten önümüzde böyle bir fırsat var. Son zamanda teknolojide, biraz önce Murat Bey bahsetti, Teknofest'te ve diğer sahalarda, savunma sahasında Türkiye emek vererek, alın terinin yanına akıl terini koyarak çok büyük yerlere geldi. Hep alın terini önemliyoruz ama akıl teri en az alın teri kadar mühimdir. Çünkü o aklın bir teri var. Ülkeler hep akıl teriyle yetişen insanlarla kalkınıyorlar. Akıl teri ortaya koyan insanların ürettikleriyle birlikte alın teri ortaya çıkıyor ve o insanlar da orada görev yapıyorlar. Onun için eğitim kurumları hakkın, hukukun öğretildiği, bunun yanında da davranış haline getirildiği eğitim yuvaları olmak zorundadır. Sevgi burada öğretilir, muhabbet burada öğretilir, birbirimize saygı burada öğretilir. Bu yuvalar bunun için vardır. Birbirimize karşıtlık üretmek yerine birbirimize kucaklaşmak her birimizin görevidir. İnanıyoruz ki işte dünya çapında ödüller almış olan bu kolejlerimizin sayıları artar. Bütün okullar bizimdir. Bu ülkenin bütün insanları bizimdir. Bu kazanımları kaybetmeden inşallah hep beraber ileriki yıllara güzelce bakmayı öğrenmeliyiz. Önümüzde tarihimizde işaret edilmiş olan yıllar var. Onların yıl dönümleri var. İnşallah bu süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde bu imkanı insanlarımızı
değerlendirerek, her birini bir kıymet bilerek kaybedilmiş her insanı özümüzden kaybedilmiş bir parça olarak görerek bu ülkeyi hep birlikte bir yere taşıyacağız. Önümüzdeki eğitim öğretim yılının hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle bir eğitim camiası toplantısındayız. Bu memlekete, bu millete gönül insanları olarak hizmet etmiş olanları da tekrar rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Milletimizin bu oluşumlarına destek veren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün yöneticilerimize, emeği geçen geçmişteki bütün insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Biraz önce İstiklal Marşı'nı okuduk. Ben şu mısra ile Akif'in sözlerime son vermek isterim. Bir hak sahibi vardır, o da hakkımı vermem diyen diyor Akif. Dolayısıyla başkalarından bir yardım, ihanet bekleme yerine hak sahibi olarak ortaya çıkıp gücümüzle, kuvvetimizle ve esas olarak akıl terimizle bu ülkeyi en ileri seviyelere taşımak hepimizin bir görevi ve sorumluluğumuzdur. İnşallah öbür tarafta da, bu tarafta da bu sorumluluklarımızı yerine getirmemenin azabını, vicdan azabını çekmeyiz. İnanıyoruz ki gelecek günler daha güzel olacaktır. Daha güzel günlerde birleşmek ümidiyle tekrar bütün eğitim camiası mensuplarına, Maya Eğitim Kurumlarına şükranlarımı ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Efendim, çok teşekkür ederiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. 27-28'incisi Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ı davet ediyorum. Alkışlarınızla kürsümüz efendim. Çok saygıdeğer vali vekilimiz, burada karşılaşmış olmaktan son derece mutluluk duyduğum, benim Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde partimizin karar organlarında etkili görev yapmış Nevzet Baktil abimiz, Mustafa Ataş abimiz, Hacı Turan kardeşim, Ahmet Koca kardeşim, eski bakanımız, Çorum Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız, Başsavcımız, Rektörümüzü ve önceki dönem milletvekillerimizi burada saymakta belki eksiklik yaparım diye düşünüyorum. Saygıdeğer hanımefendileri, beyefendileri, içten kalbi duygularımla selamlamadan önce bugün bizim buraya gelmemize sebep olan bu güzel yatırımı, bu güzel hizmeti gerçekleştirmiş ve onun bu güzel hizmetine katkı verme şansını da bize vermiş olan May Kolej Eğitim Kurumlarının kurucusu Murat Yıldırım Bey'i de özellikle sevgiyle, saygıyla selamlayarak hepinizi hoş geldiniz dileklerimle selamlıyorum efendim. Saygıdeğer misafirlerimiz, bugün hakikaten gerek Mustafa Bey, gerek Nevzat Bey, gerekse Murat Yıldırım Bey de çok güzel izah ettiler. Aslında ülkemiz dünyada üç türlü ülke var. Yani üç kategori ülke var. Birisi gelişmemiş, fakir ülkelerin olduğu bir kompozisyon var. Bir de üst gelir seviyesinde gelişmiş ülkeler var. Bir de bunun ortasında o gelişmiş ülkelerin limitinde, o gelişmiş seviyenin hemen arifesinde veya öncesinde olan ülkeler var ki bizim ülkemizde bunlardan birisi. Değerli arkadaşlarım, az gelişmiş, düşük gelir seviyeli fakir ülkeler dünya pazarlarında çok ucuza mal satıyorlar. Onların sattıkları malları biz onların fiyatlarında satamıyoruz. Çünkü biz daha geliştik, şehirleştik. Bizim işçilik giderlerimiz yükseldi. Biz onlarla rekabet edemiyoruz. Onlarla da rekabet etmeye de kendimizi zorlamıyoruz. Ama birileri var ki onlarla rekabet etmeye kendimizi zorluyoruz. Onlar da üst gelir seviyesinde ileri teknoloji üreten ülkeler. Biz geriye gidemeyeceğimize göre mecburen yukarıya doğru gitmek zorundayız. Allah'ın izniyle de gideceğiz. Son 20 yıl içerisinde, 20 yıl öncesinden nereye geldiğimizi çok iyi bildiğimiz için İleriye doğru gitmek zorundayız ve ileriye de Allah'ın izniyle gideceğiz. Nasıl gideceğiz? İleri teknoloji üreterek gideceğiz. Bugün burada May Kolej'imizin bu tasarım ve yazılım lisesinin
biraz önce düşündüm. Eğer yanlış düşünmediysem, yanlış düşündüysem beni düzeltir arkadaşlarımız daha sonra. Arkadaşlar, bu aslında üretimle ilgili bir şey. Teknoloji üretimiyle ilgili bir şey. Tasarım ve yazılım şu demek. Belki burada, belki herkes tasarım ve yazılımın ne olduğunu bilmeyebilir. Onun için biraz, ben bir makine mühendisiyim. Tasarımın ne olduğunu, konstrüksiyonun, konstrüktörün ne olduğunu ve onu takip eden süreç içerisinde mühendisin fonksiyonu ne olduğunu, ama bu okul işte bir makine mühendisinin tasarladığı bir şeyi, arkadaş gel buraya, al şunun konstrüksiyonunu hazırla, sonra ver bir ressama çiz dediği eski düzen bir mühendislik yazılım süreci vardı. Ama son 30 yıl içerisinde... Başkanım.